Sanal Düz kanalından herkese merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün bilgisayarlarda başımıza dert olan program kaldırma olayıyla alakalı size bir çözüm sunacağım. Bir çözüm önerisinde bulunacağım. Bazı programlar vardır. Bunu bilgisayarımızdan kaldırırken zorluk yaşarız. Bazen kaldıramayız. Mesela bir virüs bilgisayarımıza bulaşmış olabilir. Ve bu virüsü kaldırmak istediğimiz anda bize bazen program kaldırma aracında Windows'ta gözükmeyebilir veya kaldırmak istediğimizde bunu kaldırmaya izniniz yok gibi uyarılar verebilir. Bunu yapmanın çok basit bir yöntemi var ve bu programla tabii ki sistem programlarını da kaldırabiliriz. Mesela sistemin bir hava durumu, işte yol tarifi, ipucu gibi işimize yaramayan, Xbox gibi işimize yaramayan birçok uygulaması var. Ve bunları Windows'un kendi program kaldırma aracından biz kaldıramıyoruz. Size söyleyeceğim bu program ile çok basit ve saniyeler içinde programı kaldırabiliyorsunuz. Ve programı kaldırırken bir de bütün gereksiz dosyaları da siliyor. Ve mükemmel bir olay. Çok fazla özelliği var fakat ben size sadece program kaldırması ve gereksiz dosyaları silmesiyle alakalı olan özelliklerini anlatacağım. Bunun nasıl yapıldığını göstereceğim. Kullandığımız uygulamanın adı Revo Uninstaller. Yani şu şekilde yazıyorum. Bakın gördüğünüz gibi zaten çıktı. Bunu kendi sitesine indiriyorum arkadaşlar. Hemen en üsttekine tıklıyorum. Zaten Download Revo diyor. Bunun ücretli ve ücretsiz versiyonları var. Biz ücretsiz versiyonunu indireceğiz. Free Download diyorum buradan. Aşağıya iniyorum. Zaten inmeden de burada çıktı. Dosyamızı açıyoruz. Evet diyoruz. Türkçe versiyonu var. Diğer dilleri isterseniz buradan seçebilirsiniz. Türkçeyi seçtim. Kabul ediyorum diyorum arkadaşlar. Bunlar zaten bizim hepimizin yaptığı basit yükleme adımları. İleri diyorum. Bu klasör zaten var. Ben daha önceden kullanmıştım. Size göstermek için şu anda şey yaptım. Tekrardan yüklüyorum. Evet diyorum. Masaüstüne simge oluşturulsun. Fark etmiyor. İleri diyorum. Kur diyorum. Evet programımızı kurduk. Bitti diyerek programı çalıştırıyorum. Şimdi burada bize bilgisayarımızda yüklü olan programları gösteriyor. Bu tabii ki biraz değişmiş. Bende liste halindeydi. Hatta şu şekilde yaparsak fark etmiyor. Mesela buradan program kaldırıcı var. Bir de Windows uygulamaları var. Hangi uygulamayı programı silmek istiyorsak buradan silebiliriz. Mesela ben CapCut'ı sileyim. Geldim CapCut'ın üzerine sağ tık yaptım veya CapCut'ı seçtim. Buradan kaldıra tıkladım. Bakın diyor ki programı kaldırmadan önce geri yükleme noktası oluşturulsun mu? Yarat diyor. Bunu yaratırsam eğer ki bir sıkıntı olursa geri döndürme şansım var. Bu şekilde bırakıyorum. Devam diyorum. Şimdi bize 3 tane seçenek çıkıyor. Güvenli, makul, geliştirilmiş. Ben geliştirilmişi seçiyorum. Genelde tara diyorum. Burada bu CapCut programının bütün dosyalarını bizim karşımıza çıkartıyor. Şimdi zaten taramayı yapıyor. Birkaç saniye içinde tarama işlemi tamamlanacak. Siz makul seçerseniz daha hızlı tamamlanacak bu. Ama geliştirilmişi seçtiğiniz anda biraz daha kapsamlı bir tarama yapıyor. Ve bilgisayarınızda CapCut'a dair ne kadar dosya varsa bunların hepsini tarayıp önümüze çıkartıyor ve silmemizi sağlıyor. Şimdi bu tarama işlemi bir tamamlansın. Ondan sonra tekrar devam edelim. Evet bakın tarama işlemi tamamlandı. Buradan şimdi hepsini seç dediğimiz anda bilgisayardaki CapCut'a ait bütün dosyaları ve kayıt defterindeki bu kayıtları silebiliyoruz. Diyor ki bulunan gereksiz kayıt girdileri diyor. Hepsini seçtim. Sil dedim. Evet dediğim anda siliyorum. Şimdi gereksiz dosya ve klasörleri bana listeliyor. Bakın bütün gereksiz dosya ve listeler hepsini seçiyorum. Sil diyorum. Evet diyorum. Buradan bütün CapCut'ın dosyalarını siliyor şu anda. Son diyorum. Ve burada yine CapCut'ın şeyi çıktı. Silme uygulaması çıktı. Okey diyorum. %100 silindi. Complete diyorum. Ve program bilgisayarımda CapCut'a dair hiçbir şekilde bir klasör kalmadı. Bakın buradan da
Program Builder'a giriyorum. CapCut arıyorum. Ve CapCut'a dair herhangi bir dosya bulunmadı. Gelip buradan bilgisayarımdan C'ye giriyorum. Tekrardan bakıyorum. CapCut'a dair bir şey var mı? Arama yapıyorum. Burada yok. Geri geliyorum. Burada da arıyorum. Bakın gördüğünüz gibi programa dair hiçbir klasör, gereksiz dosya, herhangi bir şey kalmadı. Ve üstelik programı da sildi. Bu sadece bilgisayarımıza yüklü olan programları değil. Daha önceden söylediğim gibi Windows uygulamalarını ve Windows programlarını da silebiliyor. Mesela diyelim ki burada kullanmadığımız ne var? Bakıyorum. Diyelim ki oyunu hiç kullanmıyoruz veya not defterini. Gelip buradan sağ tık veya seçtikten sonra kaldıra tıklıyoruz ve gerekli kaldırma işlemini tamamlıyor. Çok basit bir program. Bu programı kullanarak programın kendisini kaldırabilir miyiz bilmiyorum. Bir deneyebiliriz hatta. Programımızın adı bu. Revo Uninstaller. Tıkladım. Kaldır dedim. Yükleme noktasını bunu kapatayım. Devam diyeyim. Tamamen kaldırmak istiyor musunuz? Evet diyorum. Zaten yazılım çalıştığı için kaldırmıyor. Bunu da şöyle yapabiliriz. Geliştirilmiş şekilde tara diyelim. Evet, programın şu anda bütün girdilerini buldu. Seçiyorum, sil diyorum. Aha, siliyor herhalde. Tekrardan bütün klasörleri seçtim. Sil diyorum. Arkadaşlar, program kendini bile tamamen kaldırdı şu anda. Bakalım. Revo yazdığım zaman bir şey çıkmıyor. Program hem başka programları hem de kendini de sorunsuz bir şekilde kaldırıp bütün girdileri, klasörleri silebiliyor. Böyle güzel bir program ücretsiz olarak kullanabiliyorsunuz. Programla alakalı sormak istediğiniz, aklınıza takılan bir şey varsa aşağıdaki yorumlar bölümünden bana sorabilirsiniz. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yepyeni videolarda görüşmek üzere.